Merhaba yatırımcılar. Bugünkü videoda size anlaşılması çok kolay olan ve çılgın sonuçlar sunan bir ÖLÇEKLME stratejisini açıklayacağım. Bu ticaret stratejisi, bir dizi nadir göstergeyi, karınızı artırmak için özel olarak tasarlanmış bir şekilde birleştirir. Dolayısıyla, bu strateji hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu videoyu bitirdiğinizden emin olun. Ancak devam etmeden önce, beğen tuşuna basar ve abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Ayrıca videolarımın hiçbirini kaçırmamak için bildirim ziline tıklayın. Şimdi, bunu söyledikten sonra. HADI başlayalım. Bu ticaret stratejisinin 5 dakikalık bir zaman diliminde kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Bu stratejide 3 gösterge kullanacağız. İlki, parabolik SAR göstergesi ve ana gösterge olacak. İkinci gösterge üstel hareketli ortalama veya EMA olacak ve bunu trend yönünü belirlemek için kullanacağız. Ve sonuncusu, sinyalleri doğrulamak için kullanacağımız skiz momentum göstergesi olacak. Peki, bu kurulumda size yol göstereyim. Boş bir grafikle başlayalım. Zaten 5 dakikalık bir zaman diliminde olduğunuzdan emin olun. Bundan sonra, şimdi göstergeleri ekleyeceğiz. Gösterge arama sekmesine tıklayın. SAR göstergesini yazın. TradingView tarafından oluşturulan buna tıklayın. Bu göstergeyi inceleyelim. Ama önce, bu göstergenin ayarlarına gidin ve stil bölümüne gidin. Daha görünür hale getirmek için kalınlığı değiştirin. Grafikte mum çubuğunun üstünde ve altında mavi noktaların göründüğünü görebiliriz. Bu noktalar ticaret sinyalleridir. Mavi nokta fiyatın altında görünmeye başlarsa, uzun bir pozisyon yerleştirmeniz gerektiği söylenir. Ardından, mavi noktalar fiyatın üzerinde görünmeye başlarsa, uzun pozisyonunuzu kapatacak ve kısa bir pozisyon açacaksınız. Ancak grafikten çok fazla yanlışlık gösterdiğini görebilirsiniz. TradingView üyelerine göre, bu strateji yaklaşık %40 kazanma oranı sunuyor. Ve uzun süredir ticaret yapıyorsanız, bu kazanma oranı karlı ve kabul edilebilir değildir. Peki parabolik SAR göstergesini kullanarak nasıl doğru ticaret yapılır? Bu arada, Bitcoin ve diğer kripto paralarla hangi borsada işlem yaptığımı merak ediyorsanız, bu videonun altındaki bağlantıya basıp, BYBIT'e göz atabilirsiniz. Bu platformda, banka hesabınızdan kolayca para yatırabilir ve 150'den fazla kripto para biriminde işlem yapabilirsiniz. Daha da hızlı kar elde etmek için işlem yaparken 100 kata kadar kaldıraç kullanabilirsiniz. Ek olarak, aynı anda birden fazla kripto para birimine göz kulak olmak için 4 fiyat düzeni kullanabilirsiniz. Siz de bu borsada işlem yapmak istiyorsanız, bu videonun altındaki bağlantı aracılığıyla, BYBIT'i ziyaret edin. Bağlantı aracılığıyla 4.153 dolara kadar para yatırma bonusu kazanacaksınız. Bu örnekle başlayalım. Burada bu mumun altında ilk mavi noktanın oluştuğunu görebiliriz. Ama henüz girmeyeceğiz. Bunun iyi bir ticaret olduğunu ve sadece bir sahte olmadığını doğrulamamız gerekiyor. Bunun için yatay çizgiyi tanıtacağım. Yatay bir çizgi yerleştirmeniz gerekir ve bunun için referans, mumun üzerinde görünen son mavi noktalardır. Fiyatın yukarı yönünü teyit etmek için bu yatay çizginin kırılması gerekir. Bu senaryoda, bu mum kapanışında gireceksiniz, burada yatay çizginin üzerine çıktığını ve kapandığını açıkça görebiliyoruz. Ve gördüğümüz gibi gerçekten yukarı doğru gidiyor. Kısa pozisyon alırken tam tersi bir yaklaşım yapılabilir. İlk mavi noktanın bu mumun üzerinde göründüğünü görebiliriz. Aynı zamanda, bu mum yatay çizginin altına düştü. Bu senaryo için hemen muma gireceğiz. Ve gördüğümüz gibi, fiyat gerçekten aşağı doğru gidiyor. Ancak bu değişikliklere sahip olmamıza rağmen, hala sahte çıkışlara yakalanıyoruz. Bu riskleri ortadan kaldırmak için, bu sahte çıkışları filtrelemek için başka bir gösterge eklememiz gerekecek. Gösterge arama sekmesine tıklayın ve EMA yazın. Tekniklerin altında buna tıklayın. Bu göstergenin ayarlarına gidin. Giriş bölümünden uzunluğu 9'dan 100'e değiştirin. Ardından stil bölümünden, daha görünür hale getirmek için rengini beyaz ve kalınlığını 2 olarak değiştirin.
Şimdi, mevcut piyasa eğilimini belirleyecek hareketli bir ortalamamız var. Fiyatın EMA'nın üzerinde olduğunu görürsek, sadece uzun pozisyonlar alacağız. Tam tersi, fiyat EMA'nın altında görülürse, sadece kısa pozisyonlar alacağız. Şimdi, son gösterge için. Squeeze momentum göstergesini eklememiz gerekiyor. Gösterge arama sekmesine gidin ve squeeze yazın. Lazbier tarafından oluşturulan bu göstergeye tıklayın. Giriş koşulları. Artık göstergeler grafikte uygulandığına göre, bir pozisyona ne zaman girileceğine bir göz atalım. Uzun bir pozisyon için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekecektir. İlk olarak, fiyatın EMA çizgisinin üzerinde olduğundan emin olmamız gerekecek. Bu, yükseliş trendinde olduğumuzu gösterir. İkinci olarak, parabolik SAR göstergesinin mumun altına mavi noktalar basması gerekecektir. Son olarak squeeze momentum göstergesini kontrol etmemiz gerekecek. Yeşil renkte olmalı veya en azından kırmızı histogramın boyutu küçülüyor. Kısa bir pozisyona girmek için zıt koşullara sahip olacağız. İlk olarak, fiyatın EMA çizgisinin altında olduğundan emin olmamız gerekecek. Bu, şu anda bir düşüş trendi piyasasında olduğumuzu gösteriyor. İkincisi, mumun üzerine mavi noktalar basmak için parabolik SAR ağa ihtiyacımız olacak. Son olarak, squeeze momentum göstergesi kırmızı renktedir veya en azından yeşil histogramın boyutu küçülmektedir. Giriş ve çıkış sinyali. Tüm koşullar yerine getirildikten sonra, artık uzun bir pozisyon alabiliriz. Girişinizi koparma mumunun mum kapanışına koyun. Durdurma kaybını, yatay çizginizi temel aldığınız mumun en düşük seviyesine yerleştirin. Kar almak için riskin 1,25 katını hedefleyeceğiz. Kısa bir pozisyon almak için. Girişinizi koparma mumunun kapanışına koyun. Durdurma kaybını, yatay çizginizi temel aldığınız mumun en yüksek noktasına yerleştirin. Kar almak için 1,25 kat risk hedefleyeceğiz. Geriye dönük test. Bu stratejiyi yüzlerce kez geriye dönük test ettim. Şimdi, işte sonuçlar. Şu grafiğe bakın. Stratejiyi 5 dakikalık bir zaman dilimi kullanarak Bitcoin üzerinde denedim. Toplam işlem aralığı %64 kazanma oranıyla 14 güne ulaştı. Portföyünüzde sermaye olarak 1000 dolarınız varsa ve 20 kat kaldıraçla işlem başına 50 dolar kullanırsanız, portföy büyüklüğünüzde %33,64'lük bir artış elde edersiniz. Bu da toplamda $133.64 nihai hesap büyüklüğüne ulaşacaktır. Şimdi bu stratejinin sonu. Umarım bu videoda daha fazlasını öğrenirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz, lütfen abone ol düğmesine basın, böylece bunun gibi daha fazla videoyu kaçırmazsınız. Her zaman olduğu gibi, zaman ayırdığınız için teşekkür eder, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Güle güle.